Merhaba, size soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Yok. Neden memnun değilsiniz? Memnun değilim. Giyecek ayakkabımız bile yok. Ayakkabınız yok? Evet. Çalışıyoruz. Hiçbir şeyi elden edemiyoruz. Hep kira, hep fatura, hep bilmem onun vergisi, hep bunun vergisi. Elde kalacağız sıfır. Ayakkabınız yok mu gerçi? Var da yani dar. İkinci ayakkabı alacağım, gücüm yetmedi. Gittim terlik aldım. Terlikle geldim. Evet. Peki nasıl şu anda durumlar? Çalışıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz? Şu an inşaatta çalışıyoruz. İnşaatta çalışıyoruz. O da zaten kapanmak üzere. Zaten diyorlar kapanacak. O da belli değil, kapanacak mı? Gündelik mi çalışıyorsun? Yok, aylık. Aylık çalışıyorsun? Evet. Nasıl, yetiyor mu size? Ne kadar maaş alıyorsunuz? Bir aileyi geçirmek yetmez tabii. Evet. Evli misiniz? Yok, bekarım. Peki nasıl görüyorsunuz yani düzelecek mi? Yani şimdi ayakkabım yok diyorsunuz. İnşallah. Belki bazıları inanmayacaklar ama. İnşallah düzelir. Ya bazıları için dünya hoştur, hava hoştur. Ya gel de garibanlara sor. Gel de fakirlere sor. İnşallah düzelir abi, ne diyeyim. Evet. Burada İstanbul'da nerede yaşıyorsunuz? Ben memleket Siirt. Ben burada çalışmaya gelmişim. Kurbetçiyim ben. Evet. İstinye'de kalıyorum. Evet. Burada bir arkadaşım vardı, onu görmeye geldim. Evet. Ve şimdi geri gideceğim. Hangi TV? YouTube'da. YouTube. Çok memnunum. Her şey yolunda mısın? Her şey yolunda. Biz soruyoruz, bu vatandaşlar hep şikayetçiler. Neden böyle şikayet ediyorlar? Yok, kendini bilmezler şikayet ediyor. Mesela az önce sorduk, onlar kendilerini bilmiyorlar. Bence de öyle. Çok şükür çalışan adama hiçbir şey olmaz. Her şey var diyor. Herkes diyor ki, gelsin cebime koysun. Ben gurbetçiyim. Ben çalışıyorum. Nerede gurbetçisin? Ben buradayım. Yani ben Kahramanmaraşlıyım. Gurbetçiyim. Ben de evimde yatsam ben de derim. Evet. Ne iş yapıyorsunuz şu an? Ben kaynakçıyım. Kaynakçısınız. Yani. Yani ne kadar mesela maaş? Benim maaşım, net maaşım 5000 lira. 5000 lira. Mesai, müsai, veya çıkıyor, artıyor. Çalışırsam bu. Bu iş beğenmiyorlar mı mesela, işsizim? Abi yok. Boş. Onlar boş. Onlar var ya, yatak cebimize koysun diyen. Hazır bekliyorlar. Hazırcılar. Aynen. Peki mesela şimdi diyorlar ki asgari ücret 2800 lira, yeterli mi sizce? Abi hayır, şu şartlarda yetmiyor ama idare etmesini bilirsen yeter. Evet. Mesela ev kiraları ne kadar şu an? Ev kiraları da İstanbul'da şeye gidersen, Nişantaşı'na 10 kağıda kadar var, 15 kağıda kadar var. Oraları say. Kırsal kesime de gidersen, normal şuraları çıktıktan sonra da orada da 1,5'tan başlıyor, 2'ye kadar kirası var. Evet. Oturmasını bilirsen. Evet. Peki, yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsin? Halbuki'ne AK Parti. Neden AK Parti? Seviyorum muciz. Mesela hangi yönlerini seviyorsunuz? Anlatın da insanlar yönünü. Ben dışarıya da çıktım. Evet. Ben yurt dışına da çıktım. Bir hastaneye gitsen gidecek hastaneleri yok. Bu övündükleri yerler var ya. Evet. Övündükleri yer, biz böyleyiz, biz şöyleyiz diyenler gelsin de Türkiye'de hastaneleri görsün. Kusura bakma. Paralı oralar herhalde. Aynen. Mesela bu bazıları diyorlar ki ya ne hastanesi diyorlar, işte hastanelere bir sürü para ödüyorlar diyorlar. Ya namkörlük mü yapıyorlar? Onlar namkörün krallığını yapıyorlar. Neden böyle namkörlük? Vallahi bilmiyorum, orasını da onlara sormak lazım. Doğru mu? Peki. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekonomiden hayır, memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Ekonomi, artık ekonomi diye bir şey kalmadı. Türkiye'de ekonomi denen bir şey kalmadı. Bitti. Türkiye'de ihracat daha önceden her zaman daha iyiydi. Her zaman da bunu söylerim ben. İhracat yapılması için biliyorsunuz önceden bir toplum yapılırdı. Toplumda insanlar birikirdi. Bir birikimden sonra bir sanayiye dönüşürdü. O üretimden. Üretimden o sanayiden bir fabrikadan bir bankaya geçiş yapılırdı. Bu da ne oluyordu? Önceden Türkiye'nin pamuğu varken mesela pamuk banka açılırdı. Tütünü varken tütün banka çıktı. Madeni varken eti banka çıktı. Ama şimdi hiçbir şeysi kalmadı. Hangisi kaldı? Hiçbir şeysi yok. Şu anda dünya her tarafta özelleştirilmenin peşinde düştü. Daha şu anda adam soruyor, 128 milyar dolar nerede? Hala onun cevabı alınmıyor. 128 milyar doların cevabı verilmiyor. Nerede 128 milyar dolar? Damat da. Kendisi de bilmiyordur. Net bir açıklama yapamıyorlar. Yapılmıyor.
Bilmiyorlar. Ya biliyor, bilseler de işlerine gelmiyor. Kendisi niye açıklama yapmıyor? Daha iki gün öncesi söylüyordu, diyor ki şeyde, Merkez Bankası'nda hesaplarımızda duruyor diyordu. Daha bugün bir açıklama yapılmış herhalde. Harcamalar yapıldı, şuraya harcama yapıldı, buraya harcama yapıldı. İki gün önce zaten Merkez Bankası'ndaydı. Ne çabuk bu harcamalar yapıldı. Çık o zaman rezervelerini göster. Biz şimdi soruyoruz sokakta vatandaşlara. Bazıları diyorlar ki ya biz çok memnunuz, her şey çok güzel, millet abartıyor diyorlar mesela. Hı hı. Ne diyorsunuz bu konuda? Abartılacak hiçbir şey yok. O insanlar kesin ceplerini dolduranlardır. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Ya da mesela işte gelir seviyesi çok düşük bile olsa diyor ki ya ben memnunum. İşte şükretmeyi bilmiyor insanlar, ellerinde 10 milyarlık telefon diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Şimdi 10 milyarlık telefon, o normal bir şey. Teknoloji artık 2020'deyiz, ilerledi. Türkiye şu anda 3'e bölünmüş. Zengin insanlar artık paraya taptı. Orta gelirli seviye olan insanlar partisine tapıyor. Alt gelirli olan insanlar da şu anda Allah diyor. Başka bir şey demiyor. Allah'ına şükrediyorlar. Ama ortada kalanlar herkes belli. Nasıl görüyorsunuz? Sizce düzeltebilecekler mi bu gidişi? İmkanı yok. Bu saatten sonra size imkanı yok. İmkanı yok. Değişmesi mi lazım? Kesinlikle değişmesi lazım. Kesinlikle. Geri dönüşü olmayan bir yoldayız şu anda. Çünkü bir daha da yani bu fiyatlardan, bu rayiç fiyatlardan hiçbir zaman için daha da dönüşü olmaz. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Düne kadar hep aynı partiydi. Bu saatten sonra da hep derim, ipim daracında da gelse son sözüm Cenab-ı Hakk'ın partisi. Hangisi? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Yani kemalist bir insanım. Kimse beni çeviremedi, çeviremez de. Onun için. O yüzden CHP. Kesinlikle. Kesinlikle. CHP değil, Cenab-ı Hakk'ın partisi derim ben ona. Cenab-ı Hakk'ın partisi. Kesinlikle. Nasıl yani? Basmayın, Cenab-ı Hakk'ın partisi. Doğru yol partisi çünkü. İlk kez duydum bunu. Ha işte duyun, bilmiş olun işte siz de bunu. Hayır, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Battık abi, ne diyebilirsin ki? Neden battık abi? Ya şöyle söyleyeyim, kefesini dolduranlar var ya. Onlara daha da yardım ediyorlar, daha da şey yapıyorlar. Ondan battık, neden batacağız? Zengine yardım ediyorlar. Adam mesela koça yardım ediyorlar, krediler çıkarıyorlar, bu virüs döneminde var ya. Onu yapacağına herkes soksun içeri, ayda kişi, ailede bir kişi 3000 lira versin. Madem çok biliyorlar ya. Tamam. Sence onlara verdiği yardımla, aile başına verdiği 3000 lira aylık geçimle herkes geçinir. Kimse çıkmasın, o virüsü bitiriyor. Senin turizme mi ihtiyacın var? Turizmi açtın, virüs ne oldu? 5 katına çıktı ya, 5 katına. Peki nasıl görüyorsunuz? Sizce düzeltebilecekler mi bugün? Düzelmez. Kolay kolay düzelmez. Düzelecek de ama kolay kolay düzelmez. Ya biz halk olarak şeyiz yani, mesela nasıl diyeyim sana, zora geldiğimiz zaman bütünleşiyoruz da daha zoru görmemişiz demek ki. Yani bana göre öyle tam değil yani şu anda, ama hiçbir zaman bozmaz. Yani ülke kötü durum olmaz, batmaz da, ama ne olur, çoğu şeyini kaybetti zaten, kaybetmeye de devam ediyor. Zamanla yeniden toparlar. İlla ki yani. Ya bizim şeyde, bizim ülkede nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi misal Tayyip diyorlar, Kılıçdaroğlu diyorlar. Ondan sonra Meral Akşener, ya kim ki kim? Baktığın zaman kim ya? Siyasiler için. Ya konuş, iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlardan bahsediyorum. Adamın mal varlığı var, siyasi lider oluyor. Halktan biri niye olmuyor? Abi bunu söylesinler o zaman. Yok aşiret reisiymiş, yok buymuş, suymuş, o bir şey oluyor başkan. Niye halktan birini seçmiyorlar? İlla bir herkesin seçilme hakkı yok mu ülkede? Zaten mesela Recep Tayyip Erdoğan da halktan biri değil miydi aslında? Değil. Burada Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'da büyümüş, futbolcu, Kilyos'ta dünya kadar yeri olan, anadan babadan varlıklı bir insan. Başlangıçta sadece bir tane yüzüğüm var diyordu. Ona bakarsan, ben de başladığımda bir canım bile yoktu. Babamdan aldım, anamdan çıktım. Yani yanlış bakmak olana. O şekil değil abi. Yani bu ülkede şöyle söyleyeyim, 1000 tane siyasetçi olmuşsa veya 1 milyon olmuşsa, bunların hiçbiri varlıksız insan değildi. Tayyip'in olmama şansı yok. Evet. Yok yani. Şimdi yoktan var olamazsın ha. Başa gelirsin ayrı bir konu. Senin imtiyazın fazla olur. Sen yemezsin, karın yer. Karın yemese çocuğun yer. Çocuğun yemese dıdısın dıdısı yer. Ama kim yedi? Çıktı. Dün ortaya çıktı, Ticaret Bakanı Pekcan devlet için alınması gereken dezenfektanı kendi şirketinden almış. Yani biz diyor ucuza getirdik diyor mesela. Altından parmağını yalıyor. Kim ne diyecek ona? Şimdi ben de başkan olsam, sen de olsan ne yapacaksın? Akrabalarına öncelik vermez misin?
Hani bizim dinimizde böyle deme, bak şöyle, dinimizde şey diyor ya, görevden alındık. Bak kardeşim, dinimizde ne diyor biliyor musun? Eve lazım olan camiye haramdır derler. Bak bu ülkeyi adam siyasetten kullanır, madden kullanır, ülkenin ekonomisini kullanır. Yani illa öyle bir şey olur. Ha belki bilemezsin yani. Şimdi biz duyduğumuzu, gördüğümüzü söyledi. Ben şimdi birebir yaşamadım, görmedim onu. Kendisi zaten doğrulamış, açıklamış. Evet demiş, böyle bir şey oldu ama biz demiş kuralına göre yaptık demiş. Ya, Cumhurbaşkanı da aynı akşam onu görevden aldı. Ya kuralına kaydesini yaptıktan sonra sıkıntı olmaz ama şöyle bir şey, kayırma olduğu için... Haklılar o konuda. İhale yapmamışlar mesela. Direkt kendi. O zaten daha büyük ayıp. Diğer insanlara, bana, senin çoluğuna, çocuğuna, herkese haksızlık yani. Hakkımızı yiyor. Peki son sorumuz, yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsin? Oy ben hiç kullanmıyorum, kullanmam yine. Neden kullanmıyorsun? Yok, oy verecek adam yok. Birbirlerine köpek iddialaşı gibi yapıyorlar, affedersin. Ondan sonra benden oy mu bekleyecekler? Peki daha önce hiç vermediniz? Ben bir kere sadece Cumhurbaşkanlığın bu şey, neydi onun ismi? Referandum var ya, evet. Cumhurbaşkanlığı halk seçsin mi seçmesin var ya, bir tek ona da, o da kaynanamı götürdüm, mecbur kaldım, hadi gelmişken oy vereyim dedim. Başka onun haricinde oy kullanmam. Çünkü yok abi, yok, gerçekten yok. Siyaset yapan yok. Biri eski futbolcu, bilmem yani, affedersin, kabadayı dersin, yok şöyle dersin. Öbürü sağlık şeyinden gelmiş, siyasi altyapısı olmayan insanlar bizi yönetiyor ya. O zaman madem öyleyse herkes ona yönelsin. Gençler gelsin. Şöyle en basitinden soralım. Bu şekilde yönetimin değişmesi mi lazım yoksa devam mı? Ben değişmesi taraftarı değilim. Düzelmesi taraftarıyım. Niye biliyor musun? İşleyen bir çarka çomak sokmak demektir. Başka bir yönetim. Çünkü yani diyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan kalsın ama düzeltsin. Çok ciddi bir denetim olsun. CHP diyorlar. CHP o zaman iktidar olacağına denetimci olsun. İktidar şey, iktidar ne yapar? Muhalefet. Muhalefet olacağına denetimci olsun. Öyle olsun o zaman. Muhalefet ne demek ya? Bir ülkeye bir başkan karar verir, tamam mı? Yöneticidir. Onu başa biz seçtik. Bizim dinimizde de, kültürümüzde de başa seçilene saygı duymak esastır değil mi? Muhalefet gidemezsin ona. Ona ne yaparsın? Doğrusunu, morusunu söyleyecek birini bayatarsın. Ne? Doğrusunu söylüyor mu? Söyleyemiyor. Mesela Kılıçdaroğlu söylediği için hakkında fezleke çıktı. Yani milletvekilini kesin düşürüp mu? İçeri atacaklar belki. Yok atamazlar abi. Öyle bir sadece kendi alanındaki nasıl diyeyim danışıklı dövüş dersin buna. Başka hiçbir şey değil yani ya. Ya gördüğün gibi yani danışık dövüş ya bildiğin. Birbirlerine sövüyorlar, arkalarına konuşuyorlar ama yan yana tokalaşmayı biliyor. Ben biriyle küssem, hakaret ediyorsan ben onunla yan yana gelmem ki. Peki son soruyu da sorayım. Az önce... Sormadım. 128 milyar dolar nerede sizce? Ben sana şöyle söyleyeyim. Demin de dedik ya yandaşlarına falan gitti. Oraya da gitmiştir veya çalmışlardır veya ellerinde olmadan bilmem işte zarar etmiştir ama devletin zarar etmesi yok ama ya kesin bir şey bir diyemem. Ben o kadar haber takip etmiyorum ama 128 milyar dolar gibi bir parayı hani örtbas edemezsin. Hiçbir şekilde örtbas edemezsin. 8 milyar dolar dediğimiz para fiziki olarak şu bulunduğumuz bölgeyi doldurabilecek kadar çok büyük bir para. Azasıyla doldurur ama öyle bir parayı birden yok edemezsin ya. Onun yani bir illa bir açıklaması vardır. Abi bilemezsin. Belki muhalefet bilmiyordur kendine prim yapmak için. Bilemezsin. Kimsenin günahını alamazsın ama biz bilemeyiz yani. Halk olarak bilemeyiz. Biz istediğimiz kadar burada 1000 kişi var ya. Hepimiz toplanalım. Bu paranın olup olmadığını bilemeyiz. Var mı yok mu sadece? Halk olarak açıklama bekliyoruz. Aynen hani açıklama yaparlarsa en azından ciddi yani bir kere olsun samimi bir açıklama yaparlarsa yeter olur. Önemli olan zaten başlardakiler var ya, halktan saklamasaydı gerçekten çok farklı olurdu. Halktan sakladıkları için zaten beğenilmiyorlar. Güven kaybı yani diye. Bir şey yapıyorsan, biz seni seçiyorsak sana güvendiğimiz için, sen bana karşı olan güveni kaybedersen, ben kaybedersem ne olur? Çatışma çıkar. O da ülkenin durumu böyle. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Sağ olun.